Hürriyet Komiseri'nden herkese selamlar. Evde Kal Röportajlar serimizde bugün beklediğiniz bir isim yanımızda. Konuk olduk kendisine aslında. Gökçe selamlar. Gökçe Akyıldız'la birlikteyiz. Nasılsın? Selamlar, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ya Gökçe, haftalardır amiyane tabir istilaya uğratılıyorum sosyal medyada. Çok sayıda mesaj aldık. Ve ben ilk kitapta şunu düşündüm. Günlerdir sorguladığım da bir durum. Çok başarılı bir oyuncusun, çok örnek bir ailen var ve gerçekten hoş bir yerdesin. Fakat bu sektörde şu an aktif devam eden pek çok isim olmasına rağmen ki ben bu hayatın içinde üretmeye çalışıyoruz, konuklar alıyoruz. Son ayların belki de en çok etkileşimi yüksek ismi sen oldun benim nazarımda. Neye bağlayacağız bu durumu? Yani tamam bir proje çok başarılı geçti. Evet farkındayız konuşacağız da. Fakat insanların ilk sorum şu olacak. Özellikle Gökçe diye çok merakta kalmasının, seni merak etmelerinin sebebi nedir? Bunu soracağım ben. Bununla başlamak istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim. Evet doğru söylüyorsun. Şu anda devam eden bir projem yok ama takipçi sayımda hala bir artış söz konusu. İnsanlar bence beni doğal olduğum için seviyorlar. Merak ediyorlar. Çok fazla belki de paylaşım yapamadığım için hani acaba Gökçe ne yapıyor? Şu an ne yapıyor? İşte bu süreci nasıl geçiriyor? Özel hayatımı çok fazla paylaşmadığım için belki onu merak ediyorlar, bilmiyorum. Ama dediğin gibi beni de böyle çok fazla gün içinde mesajlar alıyorum. Ablacığım YouTube videosu ne zaman atacaksın? Lütfen artık post at, story at. Elimden geldiğince böyle paylaşım yapmaya devam ediyorum. Bakalım yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama dediğim gibi böyle videolar çekmek ya da işte vakit ayırmak, post atmak, story atmak bunlar aslında çok emek isteyen şeyler. Yani hazırlanıyorsunuz, gidiyorsunuz, fotoğraf çekiniyorsunuz ya da ne bileyim. Bende biraz şey var, mükemmel olsun, güzel bir şey olsun. İnsanlar diyor ki, bu fotoğraf çok güzelmiş, niye paylaşmıyorsun? Diyorum ki, yok daha iyisi olsun. Bilmiyorum yani sevgimizin karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Ben de elimden geldiğince işte onlar için aktif olmaya çalışıyorum, ne bileyim. İnsanlar mutlu olsun diye bazı challenge'ler başlattım. Böyle şeyler bilmiyorum. Yani sevgimizin karşılıklı olduğuna inanıyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yani özellikle bu kitleye karşı cevap verebilmemizi sağladığın için, konuk olduğun için çok mutlu oldum. Çok da heyecanlandım. Çünkü insanların bu kadar ilgi gösterdiği ve merak ettiği kişiyle buluşup sohbet etmek çok kıymetli benim için. Rica ederim. Benim dikkatimi çeken de şu oldu. Aslında bir diziyle kitleye ulaşmış oyuncuların aslında o karakterle bütünleştiği gerçeği olurdu. Fakat senin şimdi Songül değil, Gökçe diyorlar. Yani Gökçe'yi merak ediyorlar aslında. Hani dizideki Songül'den ziyade. Burada da farklılaşıyorsun aslında. Ne diyorsun? Takipçilerinle olan bu bağını biraz daha irdelemek, konuşmak istiyorum yani. Yani şöyle aslında Kırgın Çiçekler'deki Songül karakteri benim kariyerimdeki hani böyle insanların beni tap olarak gördüğü hani en çok beğendiği karakterden biri. Ama benim oyunculuk kariyerim hani 9 yaşında bir ajansa başvurmamla başlayan bir kariyer. Bundan önce de birçok projede yer almıştım. Aslında oradan gelen de bir kitle var. Hani diyorsun ya seni Gökçe olarak seven kitle. Yani beni çok önceden tanıyan insanlar var. Hani çocukluğumu bilen insanlar var. Hatta yorumların birçoğu da bu yönde. Hani senin çocukluğunu biliyorduk, şimdi evlendin, çocuğun oldu, beraber büyüdük, ne kadar ilginç. Hatta magazin sayfalarında fotoğrafım yayınlandığı zaman herkes şöyle tepki veriyor. Lan ben bunun çocukluğunu biliyorum. Hani bu kız ne ara evlenmiş, ne ara çocuğu olmuş. Herkes bu şekilde tepki. Ama dediğim gibi Kırgın Çiçekler de böyle çok sevildi. Hani Songül karakteri çok tutuldu. O yüzden oradan da gelen büyük bir kitle var. Dediğim gibi benim kendimi tam olarak gösterebildiğim proje. Bunun nedeni de Songül karakteri aslında ilk başta böyle biz çok başrol gibi değildik. Hani o yurttaki 5 kızdan biriydik. Benim oradan sıyrılmamla alakalı olduğunu düşünüyorum. Öyle ondan sonra hiç bitmeyen bu sevgi büyüdü. Tabii eskiden hani bin bin artıyordu. Kırgınlardan sonra hani bu 5 bin 6 bin oldu. Daha çok kitleye erişebildiğim proje diyebilirim. Ama bunun öncesinde de olan projelerden dolayı böyle uzun soluklu beni hiç bırakmayan vefalı fanlarım var yani. Yani şimdi neden diyoruz ya aslında farklı bir cevabı mı da var. Hayatı çok hızlı yaşayış biçiminden olabilir mi? Şimdi 9 yaşında başlıyor oyunculuk. Yaş 27'lerde zannediyorum baktığım kadarıyla. 9'dan 27'ye doğru döndüğünde böyle ilk böyle benimle paylaşacağın hisler sadece. Hangi konuya değinirsen değinebilirsin. Bu bir iş, özel hayat olabilir. Senin 9'dan
27'ye götüren sürecin özetini, bir kısa bir briefini istiyorum senden. Yani ben zaten hani mesela küçükken bir çocuğa sorarsınız ya büyüyünce ne olacaksın diye. O da söyler işte doktor olacağım, hemşire olacağım, işte şarkıcı olacağım falan. Bana sorduklarında ben direkt oyuncu olacağım diyordum. Yani bu benim oyunculuk hayatım en çok küçük yaşlarda karar verdiğim bir durumdu. Hep olmak istiyordum ama nasıl oyuncu olunur, nasıl ekranın önüne çıkılır çok merak ettiğim bir durumdu. Daha sonra bir ajansa yazıldım. Bir yıl falan bana haber gelmedi. Ama hiç umudumu kaybetmedim. Dedim yani ben biliyorum ki bu sektöre gireceğim. Çünkü çok istiyorum. Yani tek hayalim. Hani benim dönemimde Ayşecik diye bir dizi vardı. Hani onunla yatıp kalkıyordum o derece. Sonra ben bir ajansa yazıldım. Bir yıl sonra haber geldi ve küçük bir reklam filmiyle bu sektöre girdim. Daha sonra hiç vakit kaybetmeden ne okuyacağımı bildiğim için hemen konservatuara hazırlandım. Konservatuar sınavına girdim. Üniversite hayatım başladı. Aslında üniversite hayatımla her şey kırılmış oldu. Okul hayatım inanılmaz derecede kendimi keşfetmemde bana çok fazla yarar sağladı. Daha sonra okul döneminde böyle son sınıftayken kırgınlar geldi. Böyle gireyim girmeyeyim derken kırgınlara başladım. Sonra iş o kadar çok uzadı ki 3,5 sezon devam etti. İkinci sezonunda böyle inanılmaz bir aşka kapıldım. Sonra üçüncü sezonda evliydim. İş biterken bebeğim doğdu falan böyle. Her şey aslında çok hızlı gitti. Bilmiyorum. Nasıl oldu işte yani? O kış nasıl geçti? Şimdi baktığınız zaman daha dingin bir hayatım var. Ama o zaman fırtınalı da bir dönem aslında var. Çünkü bir yandan oyunculuk var, yoğun bir tempo, aşk hayatı fırtınalı. O yıllara dair özetleyeceğin ne olabilir? Ya ne istiyorum biliyor musun aslında? Çok da merak edilir. Şimdi sette inanılmaz anılarınız vardır ve bunların hiçbiri de bilemiyordur. Paylaşabilecek anıların da çok fazladır. Onlardan bir tanesini istiyorum aslında. Ne bileyim sette çıkmışsındır. Eşinin o an sana yaptığı küçük bir jesttir mesela sahne öncesinde gibi. Yani kırgınlara dair paylaşabileceğin ne var? Kırgınlar dediğim gibi 3,5 sezondu. Yani çok uzundu. Çok uzun bu süreçte çok şeyler geçti hayatımızda. Yani ben 21 yaşındayım herhalde Kırgın Çiçekleri başladığında. Çocuktuk. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Biraz ergendim bile diyebilirim. Çünkü üniversite 3. sınıftaydım. Bu iş başladı. 5 kız var. Yani hepimizin yaş aralıkları çok fazla. 5 yaş küçüğüz, 3 yaş büyüğüz falan aralıklar bu şekilde. Yani sürekli birlikteyiz. Bu çok hani aynı anda olup anlaşabilmek de çok imkansız bir şey. Evet. Karavanda, evet. İşte sahnelerde. Onun dışında bir set arkası var. Onun dışında bir özel hayatımız var. Ya ne bileyim çok böyle hızlı geçti ama çok da yavaş geçti. Dediğim gibi süreç çok uzun. Yani çok şeyler yaşadık. Ama iyi ki yani hızlı değil aslında. İyi ki diyebiliyorsun değil mi? Geriye dönüp baktığında çünkü. Evet 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 ya her şey iyi ki. Kırgın çiçek için konuşuyoruz mesela kızlarla. Diyoruz keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı. Ya biz ne yaşıyormuşuz? İşte bu müthiş bir şeymiş. Keşke şimdi yine şöyle olsa, böyle olsa, yine bir arada olsak. Aslında şu an biraz daha idrak ediyoruz yaşadığımız şeyin gerçekten özel bir şey olduğunu. O dönemde anın içindeydik, çok fazla farkında değildik. Anlaşıyoruz falan, çok güzel ama şu an anlıyoruz ki biz gerçekten güzel projede iyi bir enerji yakalamışız. Hiç kırgın bir çiçek oldun mu? Tabii ki yani. Dediğim gibi süre çok uzun. Çok kırıldık, ağladık, çok eğlendik, çok güldük. Bazen küstük, bir baktık barıştık. Dediğim gibi çok çok şeyler oldu yani. Çok evrim geçirdik diyebilirim sana. Hissedebiliyorum o doygunluğu şimdi. Bir merak edilen, hakkında merak edilen, şu pandemi sürecinden sonra setlere dönmeyi düşünüyor mu? Nedir bu Gökçe'yi görmek istiyoruz biz artık yeter diye insanlar sosyal medyada bir sürü paylaşım yapıyorlar. Sen ne düşünüyorsun? İstiyor musun oyunculara dönmeyi, yapacak mısın? Proje var mıydı bu arada pandemi öncesinde? Dinlemek isterim. Şimdi şöyle, Ömer doğduktan sonra 9. aylarında ben tekrar işlere dönmek için menajerimle konuştum. Dedim ki bundan sonraki projelerde yer almak istiyorum. Artık 9 aylık oldu. Ondan sonra o süreçten sonra işlere baktık. Yani geçen sezon birçok projeyle görüştüm. Yalnız şöyle bir şanssızlığım vardı. Bu seneki projelerde bana gelen karakterler genelde il dışıydı. Yani işte Ramo gelmişti, Adana'ydı. İşte Sefer'in kızında bir karakter gelmişti. O da Bodrum. Uzak Mersin. Evet, evet. Bodrum oralarda. Onun dışında bir iki tane daha iş geldi. Onlar dediğim gibi il dışıydı ve benim gitmem imkansızdı. Hem de yani aslında Ramo için çok heyecanlanmıştım. Çok istedim.
Hani böyle çok yükseldim falan, hazırlandım. Onlar da çok beğendi görüşmelerde audition'ımı falan, ama dediğim gibi burada bir çocuk faktörü olduğu için hani Adana'ya gitmek, hani ben şey dedim, git gel yapayım haftanın birkaç günü çalışayım falan, ama maalesef olmadı. Yani şartlardan dolayı projeler bende okeylenmedi. Pandemiden önce de bir iş geldi ama karakterle ilgili sıkıntı var. Yani tekrar öyle bir projede öyle bir karakterle dönmek istemediğimi bilemedim açıkçası. Biraz detay alabilir miyiz? Özel mi yani? Nasıl bir roldü? Yani... iyi karakter mi, kötü karakter mi? Yok, karakterle ilgili değil. Benim öyle takıntılarım yok. İyidir, kötüdür, her türlü karakterde oynam. Evet. Senaryoda karakterin konumuyla alakalı sıkıntı vardı. O yüzden böyle istemedim. Çünkü o kadar bekledim. Hani iyi bir projeyle dönmek istiyorum. Yoksa hani Gökçe artık dönecek mi, dönmeyecek mi? Tabii ki döneceğim. Çok istiyorum. Benim işim bu. Hani var olduğum, kendimi tamamladığım yer burası. Çok istiyorum. Ama dediğim gibi iyi bir projede iyi bir karakterle dönmek istiyorum. Eşin destekliyor yani mu? Yani son günden sonra böyle tap bir işte dönmek istiyorum. Destekliyor, evet. Aa, çok iyi o anlamda. İleriye dönüp de bir sürü. Evet, o da bu sektörde olduğu için. Evet, yani hani çalışma şartlarını biliyor, işi biliyor, benim kariyerimi biliyor. Sonuçta iş döneminde evlendik. Sonraki süreci o da biliyordu. O yüzden destekliyor. Bir problem yok yani. Hatta gelen işlere beraber bakıyoruz. Olur var mı, yok mu, hangi yapım nedir? Evet, evet. Bir şey soracağım. Çok merak ediyorum. Sosyal medyada takip sayın çok fazla. Bu işin özelin farklı bir şey. Şimdi işin orada audition gönderiliyor, kabul ediliyor vesaire. Sence diziye başlamada, bir proje alabilmede, projeye dahil olabilmede oyuncuların sosyal medyadaki hareketliliği de önemli mi? Etkileşiminin yüksek olması bir avantaj mı sence? Bunu merakımdan söylüyorum. Şöyle, Kırgınlar'a yerinde benim 10 bin takipçim vardı. Hani ben bu işi hiç önemsemedim açıkçası. Hani Instagram'ı, sosyal medyayı, işte aktif olmayı hiç şey yapmıyordum, ciddiye almıyordum. Sonra baktım ki bu iş gerçekten önemli. Yani aktif olmak. Çünkü sizin vitriniz gibi düşünün. Yani işte yapımcı ya da cast director vesaire sayfanıza baktığı zaman en azından sizin karakterinizle ilgili, görünümünüzle ilgili bir bilgiye sahip oluyor. Bunun önemli olduğunu Kırgınlar'da anladım. Ama hiç oralı olmadım. Yine paylaşımlar çok yapmadım. Canım istedi attım, istemedi atmadım. Yani bir de ben anı yaşamayı seviyorum. Sürekli elimde telefon, onu çekeyim, bunu çekeyim, şunu çekeyim. O kafada değilim. Zaten fotoğraf çekilirken de aşırı kasılıyorum. O yüzden pek ciddiye almadım. Çok paylaşım yapmadım ama istemsiz bir şekilde benim takipçim stabil bir şekilde artmaya devam etti. Sonra bir baktım ki iş biraz dijitale yöneliyor. Yani YouTube kanalı, işte aktif olmak, ne bileyim fotoğrafına yapılan beğeni, yorum, bunlar aslında önemliymiş. Sonra dedim ki eğer süreç böyle ilerliyorsa, yani durum buraya yöneliyorsa ayak uydurmak gerekiyor. Hemen bir YouTube kanalı açtım. İşte insanlar beni aktif görmek istediği için her gün fotoğraf çekinemiyorum tabii ki ama çekildiğim zaman bir iki tane stoklu fotoğraf atıp hani haftaya bölerek fotoğrafları paylaştım. Yani aktif olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi ama Instagram'da aktif olabilmek bir zaman, bir emek istiyor. Bir de sen beğenmiyor musun fotoğrafı? Yani içerik üretmen gerekiyor. İşçisin, çok mükemmeliyetçilik var sözlerinden anladığım kadarıyla. Gerçekten beğenmiyorum ya. Beğenmiyorum, o arşivini atmak istemiyorum. Biz karar paylaşsan, biz takipçilerin olarak karar vermiyoruz. Kim bilir neler var arşivde fotoğraf olarak. Bayağı bir stok olduğunu hissettim yani çünkü. Yok yani şey, böyle güzel bir şey fotoğraflar. Daha gündelik fotoğraflarım var. Yani dediğim gibi Ömer'e ben bakıyorum. Evdeyiz, parktayız. Genelde hep Ömer'le dip dibeyiz. Fotoğraf çekmek de bir iş yani. Birinin seni fotoğraf çekmesi ve poz vermek, o ana kapılmak falan, bunlar mesele. Biz mesela, bir anımı anlatayım. Fotoğraf çekilmek için süslendim, saçımı fön çektirdim falan, caddeye gittim. Hani güzel fotoğraf atacağım. Takipçiler çok fazla yorum yapmış. Hani post at falan. Aa dedim, süper. Arkadaşıma da rica ettim. Hadi kahve içelim. Sonra da fotoğraf çekiniz falan. Neyse, oturduk. Ömer de yanında. Ona yemek yedirdim. Ara öğünü vardı. Sonra kalktık. Hadi dedik, fotoğraf çekilmeye gidelim. Böyle bir şey oldu. Bir öksürdü, tıksırdı. Kucağıma aldım. Bir baktım kustu. Hani şimdi o kadar gerildim ki. Pazar mı diyorsun? Saçımı fön çektirmiştim. Fönüm gitti. Hayır, çok zor. Yani çocukla bu iş yapmak zor. Ömer neleri değiştirdi hayatında, iyi gelecektim zaten. Genç yaşta anne olmak, Ömer'le ilişkin. Bunlar aslında çok merak edilen detaylar. Paylaşabilir misin? Zor ya. Anne olmak gerçekten çok zor. Çok büyük bir fedakarlık. Mükemmel bir duygu, anlatılamaz. Yani tarifi yok, imkansız ama sorumluluğu çok büyük. Anne olmakla genç yaşta anne olmak arasında çok belirgin farklar var mı? Bilmem, enerji meselesi biraz. Hep söylüyorum, daha önce de sordular. Hani erken anne olmanın avantajını bakabiliyorum. Hareketlerine ayak uydurabiliyorum. Onunla beraber koşabiliyorum. Gün içindeki hareketlerine ayak uydurabiliyorum. Mesela hani tekrar soruyorlar.
hani başka bir çocuk düşünüyor musunuz falan. Diyorum ki enerjim yok. Çünkü bittim. Çok yorucu bir şey. Aa. Gerçekten zor. Genç anne olmanın avantajı o yani. Onun peşine koşturabiliyorsunuz. Onunla vakit harcayabiliyorsunuz. Hala ona ayak uydurabiliyorsunuz. Enerji görünüyorsun ya bence. Bu yayında hissettiğim oldu. O enerjiyi alıyorum. O vay. Ya enerjiyim yani evet ama dediğin gibi çok zor. Gerçekten evet. Zor. Hani bebeğimde olsun bir şekilde büyür falan değil yani. Her anı mesele. Onunla geçirdiğiniz her an onun karakter oluşumunda bile çok büyük bir etken. Çok ciddi bir mesele anne olmak bence. Pandemi sürecini nasıl geçirdin bu arada? Yani hastalık var, takip ediyor musun gündemi? Evde nasıl vakit evet. geçiyor? Mutfakta neler yapıyorsun? Böyle bir özetler misin? Bu süreçte en çok çocuklara çok üzülüyorum. Böyle ilk yaş dönemindeki çocuklara. Çünkü durumu anlatamıyoruz. Böyle çok korkunç kaygı içindeyiz yani. Hani süreç ne zaman geçecek, çocuğa durumu nasıl anlatacağız falan. Sonra yazlığa geçtik. En azından burada daha mutlu. Bahçeye çıkabiliyor. Hani oyuncaklarıyla oynayabiliyor. Bu süreçte de mutfağa giriyorum çok fazla tabii ki. Nasıl geçiyor? Aslında bana biraz iyi geldi. Çünkü Ömer'le hep ben tek başımaydım. Ama şimdi babası evde olduğu için onunla vakit geçirdiğinden dolayı bana küçük aralıklar kalıyor. Atıyorum kitap okuyorum. Ne bileyim en azından babası onunla oynarken ben rahatça yemek yapabiliyorum. Böyle şeyler. Yani evet. Evdeyiz. Bu sürecin geçmesini umut ediyoruz. Mutlu bir ilişkiniz var zannediyorum. Görünen de o. Şu an hissettiğim de o. Mutlu, huzurlu bir evlilik hayatın var. Şunu da sırsa bu şayet bunun da cevabını almak isterim. Aynı mesleği yapan oyuncularda atıyorum problemler yaşanırken veya sık ayrılma haberlerini biz okurken takip ederken farklı mesleği yani bir oyuncuysa onun dışında farklı bir meslek grubundan bir eşi varsa bu daha mı sağlıklı oluyor? Bu işin matematiksel bir şeyi mi yoksa siz mi bu dinamiği iyi ayarladınız evlilik süresinde? Yani aslında huzurlu ve mutlu olmanızın sırrını biraz sormak istedim. Bu tamamen İnsanların anlayışıyla alakalı. Yani fedakar olmak gerekiyor. Bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani bu şey diye ayrılmamalı. Oyuncu oyuncu evliliği, oyuncu başka sektör evliliği falan değil bence. Anlayışla alakalı. Emek sarf etmek gerekiyor açıkçası yani. O kadar basit değil hiçbir şey. Her evlilikte çok güzel şeyler oluyor ama bazen kötü şeyler de olabiliyor. Bunları nasıl atlattığınla alakalı. Seni dinlerken aslında tecrübeyi dinliyor gibi hissediyorum biliyor musun? Çünkü yaşının çok iki katı belki de 2,5 katı. aynen. Oo şeyi veriyorsun yani tecrübeyi. Şimdi senin için challenge testleri hazırladım. Bir tanesini seçmeni isteyeceğiz. Seri bir şekilde devam edeceğim ben. Hazırsan başlayalım. Tatlı mı tuzlu mu? Tuzlu. Bir tutam baharat mı konak mı? Bir tutam baharat. Duyguların mu mantığın mı? Duygular tamamen. Ben de mantık sıfır. Kavga etmek mi, susmak mı? İkisi de eşit. Evde olmak mı, dışarıda olmak mı? İkisi de eşit. Spor yapmak mı, film izlemek mi? Film izlemek. 15 yaşın mı, 25 yaşın mı? 25. Stok yapmak mı, arkadaşına sormak mı? Ağır stok. Ağır. Mesajlaşmak mı, aramak mı? Kesinlikle mesajlaşmak. Kış mı, yaz mı? Kış. Satın almak mı, kiralamak mı? Satın almak. Deniz mi, havuz mu? Deniz. İnternetten alışveriş mi, mağaza mı? İnternetten alışveriş. Harcamak mı, biriktirmek mi? Her ikisi de. Lise yılları mı, üniversite yılları mı? Lise. Hediye almak mı, hediye vermek mi? Hediye vermek. İntikam mı, Allah'ından bulsun mu? Allah'ından bulsun. Fasıl mı, eller havaya mı? Eller havaya. Koltukta uyumak mı, yerine yatmak mı? Yerime yatmak. Görünmez olmak mı, uçmak mı? Uçmak. Misafir ağırlamak mı, misafirliğe gitmek mi? Misafirliğe gitmek. İzlemek mi, oynamak mı? Oynamak. Teşekkür ederiz cevaplar için. Rica ederim. Çok güzeldi sorular. Senin enerjin
Ve aslında burada paylaştığın duygu düşünceler bizler için çok önemli. Özellikle izleyiciler için de ayrı bir karşılığı olacaktır. Çünkü genelde şey oluyor, yani konuk aldığım kişinin takipçilerinde Allah'ım ne şanslı adam oldu işte, biz orada olmak isterdik diye. Seninle ilgili de çok yorumlar geldi böyle bana. Umarım seyircilerin de karşılığını verebilir. Çok teşekkür ederim. Bir yayın olmuştur. Senin gerçekten dediğim gibi konuştukça tecrübeyi dinliyor gibi hissediyorum. Hani bu yaşına rağmen bunu alabilmek çok kıymetli bence. Kapatmadan önce sana... Ya çok teşekkürler. Kapatmadan önce şöyle bir şey anlatmanı isteyeceğim. Yaptığın, paylaştığın, attığın her adımın bir karşılığı var sosyal medyada. Ve aslında bu senin için de bir sorumluluk bence baktığında. Bu sana ne hissettiriyor? Ve hani başını yastığa koyduğunda ileriye dönük, geleceğe dönük kendi benliğini keşfetmek biraz da felsefi bir soru olacak aslında. Yani bir yanda kitlen var, bir yanda annesin, bir yanda oyuncusun, bir yanda kadınsın. Seni dinlemek istiyorum. Kendinle konuşurmuş gibi konuşabilir misin? Kapanışı böyle yapalım. Seni biraz dinlemek istiyorum kapanışta. Yani mesela akşam gece yattığım zaman gerçekten kafama taktığım hiçbir şey olmaması gerekiyor. Yani atıyorum... Kötü bir eleştiri bile uykumu kaçırabilir. O yüzden hareketlerimi ona göre yaptığımdan dolayı çok fazla aktif olamayabilirim. Çünkü dediğim gibi seçici davranıyorum. Özel hayatımla ilgili zaten kendimi kötü hissedeceğim hiçbir şey yapmıyorum. Yani. O yüzden o konuda düşündüğüm bir şey yok. Ama kariyerimle ilgili hani beni takip eden çok fazla küçük yaş, işte 15-20 yaş aralığı genç kız olduğunu biliyorum. Hani atıyorum, kullanmıyorum ama bir sigarayla fotoğraf atmam. Ya da ne bileyim bir alkol şişesiyle fotoğraf atmam gibi. Hani kötü örnek olmak istemem açıkçası. Ya da bana yazılan yorumun gerçekten kötü bir yorum geldiği zaman ben kötü bir şey yaptım da mı bana bunu söylediler, yoksa o an hani çekememiş, edememiş, o yüzden böyle bir yorum yaptı diye kendimi sorguluyorum. Takip edersin yani yorumları vesaire, okuyorsun gelen mesajları. Okuyorum yani, bence herkes okuyor. Yani düşünsenize, siz kendinizi paylaşıyorsunuz ve altta kıyametler kopuyor. İnsan dönüp bakmaz mı yani senin hakkında? Yıllar sonra biri de böyle başlama yaptı. Çok şaşırdım şu anda ya. Çıkıp herkes okuyor bence dedi. Aynen. Aynen, bence okuyor yani insanlar. Beğenilmek güzel bir duygu. Bu kadar aktif olmanın nedeni de bu. İnsanlar aktif ki hep bir beğenilme duygusu. Aa bak, görüyor musun, fotoğrafımı beğeniyorlar. Benim koyduklarımı beğeniyorlar. İşte benim özel hayatımı imreniyorlar. Ne oldu? Bir sürü influencer çıktı. Bir sürü blogu çıktı. Neden bunlar sizce? İnsanlar beğenilmek istiyor çünkü. Evet. O yüzden koyduğu fotoğrafın altına ne yazıldığına muhakkak bakıyordur. Sen şanslı olanlardansın bence. Çok şanslı. Ben de bakıyorum yani. Çok da kötü yorum gelmedi. Sosyal medyada sen şanslı olanlardansın. Ya, çok kötü. Aynen, biliyor musun? Mesela işte bakıyorum bir haber sitesine fotoğrafım düştüğü zaman 200 tane yorum var. Bir tane kötü yorum gelmiş. Diyorum ki şimdi kötü yorum gelmiş falan filan. Mustafa da bana diyor ki ya saçmalama, bak burada 200 tane yorum var. Bir tane biri kötü bir şey yazmış. Hani gayet normal bu. Niye takılıyorsun diyor. Sonra diyorum ki evet ya, hani takılmamam gerekiyor falan. Sonra bakıyorum mesela o profil sahte ya da işte ne bileyim aynı tarzı olmadığım birinden gelmiş. Sonra ciddiye almıyorum. İlk başta mesela çok üzülüyordum. Çocukla ilgili yapılan yorumlar özellikle. Lütfen insanlar yapmasın yani. Hatta şöyle bir yanım var, anlatayım mı? Tabii. Bir gün Taksim'de Ömer'le, Ömer pusetinde bebek, yürüyorum. İkimiz birlikte yürüyoruz. Taksim'de biliyorsun kalabalık. Ömer'in de uyku battaniyesi var. Daha sonra bir kadın yaklaştı uzaktan yanıma. Ama tanıyorum yani, hani hissiyersin ya, o kişi seni tanıdığı için yaklaşıyor. Böyle bir oldu. Sonra hemen Ömer'e eğildi. Ömer'in de battaniyesi vardı. Hemen onu ağzından çekti böyle. Ömer de onu böyle işte o dönem diş çıkarıyordu falan, kemiriyordu. Hemen onu ağzından çekti. Ben dedim ki ne yapıyorsunuz ya dedim. Sonra kadın uzaklaştı. Aradan bir hafta geçti. Manete bir fotoğrafım düşmüş. Kadın onun altına yorum yazmış. İşte ben bu kızı gördüm geçen gün İstiklal Caddesi'nde. O kadar salak ki bu, işte kendini veren saat tanıyor, bu ne havalar falan filan. Sonra ben bu kadına özelden mesaj attım. Dedim ki hanımefendi, hani niye böyle bir yorum yaptınız siz? Ne alaka hani? Normal bir anne zaten. Çocuğunu korumak için böyle yapar dışarıda. Ünlü olmaya gerek yok. Aynen. Sonra dedi ki ya dedi, sen dedi kendini ne beğenmişsin dedi. Ben sana mı yaklaştım dedi. Çocuğun çok tatlıydı, ona baktım dedi. Hani dedim bakın, siz bana selam vermeden çocuğun ağzından battaniyeyi çekemezsiniz dedim. Sizden sonra çocuk ağladı dedim. Çünkü onun uyku battaniyesi ve çekince refleks olarak ağladı. İşte dedi, sen ana olaydın da çocuğunu susturaydın falan. Kadın bayağı benimle tartışıyor. Ben o kadar kilitlendim ki. Hani bayağı üzüldüm. Sonra anlattım, bakın hani böyle bir şey yapmanız çok yanlış.
Hani böyle bir şey yaptığınızdan dolayı çok üzgünüm. Lütfen dedim, ama kadın hakaretlere devam ediyor. Ya dedim, ben sizi mahkemeye vereceğim ya. Gerçekten de bir avukatla konuştum, yazışmalarınızı gönderdim. Dedim ki lütfen ben bu kadını mahkemeye vermek istiyorum. Hem bana terbiyesizlik yapıyor hem de anneliğimle ilgili bir sürü şey söylüyor. Hani ana olaydım da susturaydım vesaire. Hani şok geçirdim, elim ayağım titriyor. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Tamam dedi, dedim ki böyle böyle bilmem ne maddesi gereği. Mahkemede görüşelim. Ay kadın bana neler yazdı ya. İşte çok özür dilerim, niçin böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Ben sizi küçüklüğünüzden beri takip ediyorum. O an sizi tanıdım. İşte böyle bir şey yapar mıyım? İşte ben şu an hamileyim. Lütfen çocuğumun hatırına beni affedin. Tamam dedim hanımefendi, hani bu konu kapansın. Bir an önce şey dedim yani, hani bitirelim. Tamam dedi, ben yorumu sileceğim dedi. Bakar mısınız hangi adresinden yazmışım dedi. Yani o kadar çok hesabım var ki. Hangi adresimden? Bu işi yapıyor herhalde. Profesyonel bir şekilde trollük yapıyor galiba. Sonra bir daha kimsenin hesabına böyle bir şey yazmayacağına eminim yani. İnsanlar çok değişik tepkiler verebiliyor ya. Yani dediğim gibi mesela beni tanıyor, çocuğa yaklaşıp o hareketi yapıyor. Hani ne bileyim, garip şeyler yaşanıyor. Senin o yorumunu takip edip de oradan olayı yürütmen de gerçekten etkilenmişsin o yorumdan. Yine de çok takılmamak lazım. Sen genelde vardan... Evet, işte dediğim gibi mesela 200 saniyeden bir tane böyle bir yorum gelmişti, tam takılıyor çünkü. Senin her zaman sosyal medyada da ekranlarda da projelerinde de hayatımızda olmanı diliyorum. İnşallah. Ben de çok istiyorum. En güzel projeyle tekrar ekranlarda olmak. Sizlerle buluşmak. Yani gerçekten istiyorum. İnşallah pandemi sürecinden sonra da bir proje sebebiyle buluşuruz röportaj için. Kim bilir. İnşallah. Güzel bir işte tekrar istiyorum. Evet, kendine çok iyi bak. Ömer'e de çok selamlar. Ben de çok selamlar. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal.